Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Sidra Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin salat. Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bakayım. Bu dersimizin konusu 19. mektup. 19. mektuba muhatap olmak. 19. mektubu anlamak. 19. mektup nazm-ı manisi, manalarının dizilmesi. Hasan abiciğim. Tamam. Şimdi Üssü Hazretleri bu muhakematta unsurul belagat var ya. Orada 12 tane mesele var. Birinci meselede bu şeyi anlatmış. Nazm-ı mani, manalarının dizilmesine. 19. mektup. Muhakemattaki unsurul belagat kısmında. Yani bir insan mantıklı konuşmak istiyorsa, hikmetli konuşmak istiyorsa, karşıdaki muhatabı istifade ettirmek istiyorsa, ince derin sırları nazara vermek istiyorsa, bayağı bir 10 tane falan madde var. Nazm-ı mani bilmesi gerekir diyor abi. Nazm-ı mani ne demek? Yani manaların dizilmesi demek abi. Hmm. Mesela fihriste ile nazm-ı mani arasında ne fark var? Fihriste demek sadece konunun içeriğinden bahsediyor. Mesela 10. söz haşirden bahsediyor değil mi? Fihristesinde baktığın zaman. Ama nazm-ı mani ise 1. suret, 2. suret, 3. suret hangi meselelerden bahsediyorsa bunların birbiriyle münasebetini kurmak. Manaların dizilmesinde münasebet kuruyorsun. Bu Üssü Hazretlerinin tefsir metodu budur. İşaret icazda. Yani bir cümlenin, kelimenin veya bir harfin kendisinden önceki ve kendisinden sonraki veya o ayetin bütünüyle veya surenin bütünüyle veya Kur'an-ı Kerim'in bütünüyle ne bağlantısı var? Niye o şekilde dizilmiş yani? Çok ilginç bir yöntem bu. Siyak ve sibak. Abi. Şimdi biz bunu külliyatta uyguluyoruz. Yani biz nasıl muhatap olacağız külliyata? Üstad öyle muhatap olmuş Kur'an-ı Kerim'e. Biz de bu şekilde muhatap olabiliriz, okuyabiliriz, istifade edebiliriz. Böyle bir şey yapabiliriz yani. Ki özellikle Barla Gayikası'nda Hulusi abinin mektuplarında bunu tam net olarak görebiliyoruz. Hulusi abinin bütün mektupları hemen hemen okumuş olduğu, istifade etmiş olduğu şeyleri bir cümleyle özetliyor. Ondan sonra o özetledir, birbiriyle münasebetini kurduruyor. Mesela Ramazan Risalesini yapmış, Sünnet-i Seneye Risalesini yapmış, Hucumat-ı Sitte'yi yapmış. Mesela o Hucumat-ı Sitte Hulusi abi söylüyor. Altı iman esasına bakar diyor. Bakın ama birbiriyle münasebet kurduruyor yani. Nasıl? 11. lemayı yapmış. Hafız Arabi Hikmet'in istihaziye yapmış. O şekilde. Birbiriyle münasebet kurmuş. Biz şimdi bunu 19. mektupta yapacağız. Bu münasebet kurmayı. Merak ettim. Şimdi okuyayım ben biraz. Mucad-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam. Bismi Subhane ve in nişe illa yusebbuhu bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvellezî ersele rasûlehu bilhuda ve dînel haqqu liyuzhirahu aleddîni küllih ve kefâ billâhi şehîden Muhammedur Resûlullah ila âhiril âyeh. Risalet-i Ahmediye aleyhissalâtu vesselâm dair 19. sözle 31. söz Nübüvvet-i Muhammediye aleyhissalâtu vesselâm delail-i katiyeli ispat ettiklerinden ispat cihetini onlara havale edip yalnız onlara bir tetimme olarak 19 nükteli işaretlerle o büyük hakikatin bazı lemalarını göstereceğiz. Yani Risalet-i Ahmediye'yi 19. söz ile 31. söz ispat etmiş abi. Burada ise Hakkat-ı Muhammediye'yi ispat edecek abi. Şöyle, şimdi Peygamberimizin bir velayeti var. Bir nübüvveti var değil mi? Şimdi bu velayetini dedi ki 31. sözde izah ettik. Nübüvvetini de 19. sözde izah ettik. Bu ikisinin cemi de 19. mektup abi. Şimdi bu kurbiyet. Şu da akrabiyet. Bu da ikisi. Yani Hakkat-ı Muhammediye. Kalem biraz yazmıyor ama. Bakayım. Biraz daha yazmıyor. Bunu idare edelim artık. Bu da Hakkat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Velayetini 31. söz, nübüvvetini 19. söz burada söyledi.
Bu 19. mektup neyi anlatacak? Bu ikisine kuvvet verecek şekilde tetimli olarak 19 tane nükteli işaret yapacağız dedi. Şimdi bu manalarını bir dizeyim ben bunun. Abi şöyle kısaca neden anlatılmış yani? Bu 19. mektupta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Hakkat-ı Muhammediyesi, Risaleti ispat ediliyor. Yani bu 19. mektup neyi anlatıyor? Bir cümleyle özetlersek nedir? Muhammed Allah'ın Resulüdür abi. 19. mektup mutlak nübüvveti anlatıyor. Yani Risaleti Ahmediye'yi ispat ediyor. 19 tane nükteli işaret var. Şimdi birinci nükteli işaret de Esma-i İlahiye noktasından. Esma-i İlahiye noktasından Muhammed Allah'ın Resulü'nün ispatı yapılmış abi birincide. Şimdi kainatta tasarruf eden bir zat var. İdare eden bir zat var. Tedbirini gören bir zat var. Böyle. Terbiye eden bir zat var. Hikmetli iş yapan bir zat var. Bu tasarruf eden zat, hikmetli iş gören zat, terbiye eden zat. Bu niye bu şekilde terbiye yaptığını, tasarruf yaptığını merak edenlere bildirmeyecek mi? Madem yapan bilir, elbette bilen konuşacak diyor. Peki kiminle konuşacak? Buradan başlıyor kiminle konuşacağını. Zifikirle konuşacak diyor. Zişurla konuşacak. Onların içinde zifikirle konuşacak. Zifikirin içinde insanla konuşacak. İnsanın içinde de kabile hitap olan biriyle konuşacak diyor. Onu muhatap alacak diyor. Bu da göstermiş olduğu efalle beraber Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'dır diyor. Birinci de Esma-i İlahiye noktasından Muhammed Allah'ın Resulü'dün ispatı yapılmış bir de. İkincide ne anlatılmış? Peygamberler noktayı nazarından Muhammed Allah'ın Resulü'dün ispatı yapılmış. Mesela şöyle, madem beşerde nübüvvet var ve yüz binler zat nübüvvet dava edip mucize gösterenler gelip geçmişler, elbette umumun fevkinde bir katiyetle, 124 bin peygamber var, onların fevkinde bir katiyetle nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam sabittir. Neden? Çünkü İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve umum Resullere nebi dedirten ve risaletlerine medar olan deliller, efsaf, vaziyetler, ümmetlerine karşı olan muameleler Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'da daha ekmel, daha cami bir surette mevcuttur. O zaman diğerleri peygamber diyorsun, kim derse o demiş olduğu vasıflar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da daha ekmel olduğu için o zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti ve nübüvveti sabittir yani. İkinci de peygamberler noktayı nazarından Muhammed Allah'ın Resulü'dürün ispatı yapılmış. Yani 124 bin peygamber gelmiş, bunlar ümmetlerine Allah'ı anlattıkları gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da anlatmışlar abi. 16. nükteli işaretle anlatılmış bu geniş tafsiratta. Kitaplarda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıl geçmiş? Semavi suhufi kitaplarda. İkinci de peygamberler noktayı nazarından Muhammed Allah'ın Resulü'dürün ispatı yapılmış. En ekmel oldu. Evet. Yani diğerlerinde de nübüvvet 124 bin peygamber var. Nübüvvete medar ve esas tutulan noktalar olmuş. Ümmetlerle halleri olmuş, mucize göstermişler. Onların daha ekmeli, daha üstü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da olmuş. Onlar o zaman nebi ise daha ekmeli var, daha üstünü var. O zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da nebidir, Resul'dür ya. Yani. Orada bir mantık var yani. Şimdi Risalet hakikati tek. 11. sözde var, Barla layıkasında var. Cenab-ı Hak bir kainat sarayı yapmış. O kainat sarayını niçin yaptı? İçindeki eşyalar efendim neye delalet ediyor? Müştemiletin manalarını bildirmek için birisini tayin etmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o vazifeyle vazifelendirilmiş o kainat sarayına. Diğer peygamberler ise o gelene kadar cesedi olarak onun vazifesine vekalet etmişler. Yani nübüvvet hakikati tek yani. Risalet hakikati tek, nübüvvet çok. Risalet Allah canibinden bakış, nübüvvet beşer canibinden bakış. Beşer canibinde 124 bin peygamber var. Ama Allah canibinden baktığı zaman Risalet hakikati tek. Resul-i Ekrem demesi o yani. İkinci de bu anlatılmış. Peygamberler Muhammed Allah'ın Resulüdür demiş. Onların bütün gösterdiği haller, vasıflar, mucizeler hepsi onu göstermiş yani. Muhammed Allah'ın Resulüdür. İki de bu anlatılmış. Üçte de envay-ı mahlukat.
Muhammed envar-ı mahlukat ile beraber, yani mahlukatın nevileriyle beraber Muhammed Allah'ın Resulüdür ispatı yapılmış. Yani kertenkele demiş ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ağaç demiş ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Bütün envar-ı mahlukat demiş ki ya lisan-ı halide, ya lisan-ı kalide, ya bir kerametle, ya bir mucizeyle demişler ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Üçüncüde bu anlatılmış. Envar-ı mahlukat. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine şehadet etmişler. Böyle bir ispat yapılmış. Şimdi dördüncü nükteli işaret de altı tane esas mukaddime yapılmış. Abi. Niçin bu altı tane esas dördüncü nükteli işarette mukaddime yapılmış? Neden? Beşinci nükteli işaret ile 17. nükteli işaretler arasındaki mucizeleri anlamak için abi. Dördüncü nükteli işaretle altı esas mukaddim olmuş. Beşinci nükteli işaret ile 17. nükteli işaretler arasındaki mucizeleri nasıl anlayacağız biz? Nasıl muhatap olacağız? Dördüncü nükteli işaretteki altı tane esas mukaddimeyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 2,5 milyon söz, efal, fiil, hareket sadır olmuş. 2,5 milyon. Bizim Kütüb-i Sitte'de 33 bin tane senetli hadis var. Kütüb-i Sitte'de. 2,5 milyon nerede? Değil mi? 33 bin tane nerede? Belki binde 0,000 bile değil yani. O Kütüb-i Sitte'deki hadisler senetli. Hatta bazısı yaklaşık 12-13 bin tanesi gene şunda yani Buhari'de geçen, Müslim'de de geçiyor. Müslim'de geçen, Beyhaki'de de geçiyor. İbn-i Macid'de de geçiyor. 12-13 bin tanesi gene öyle. Yaklaşık 12-13 bin tane yani 15 bin tane hadis diyelim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bize senetli olarak ulaşmış yani. Tam böyle senetli, sahih dediğimiz yani. Peki ismi hakime mazhar Risale-i Nur. Bu 19. yani 5. nükteli işaret ile 17. nükteli işaretler arasında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bu kadar söz, fiil, efal sadır olmuş, hadis sadır olmuş, bu kadar mucize olmuş. Onların arasından neden bu 300 taneyi almış yani? Özellikle hususan. Bunları anlamak için yani 5. nükteli işaret ile 17. nükteli işaretler arasındaki mucizeleri anlamak, muhatap olmak için neden yani onlar? Bizi ne ilgilendirir? 4. nükteli işaretteki 6 tane esası mukaddim olarak bilmek gerekiyor. 5 ile 17 kendisi değil, içindekiler de değil mi? İçindekiler evet. Yani 5, evet. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ha, bu ikisi evet. Ve ikisi arası. 5. nükteli işaretten başlayalım. 17. nükteli işarete kadar olan mucizeleri biz nasıl anlayacağız? Nasıl bakmak gerekiyor? Nasıl muhatap olmak gerekiyor? Bizi ne ilgilendirir? Bu dördüncü esastaki altı tane nükteli işaretteki altı tane esası bilmek gerekiyor. Şimdi 20. sözde peygamber mucizeleri var. Peygamber mucizeleri günümüze bakıyor. Üstad Hazretleri sondaj olsun. Mesela şu andaki teknolojik olarak sondaj aleti Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini söylüyor. Musa Aleyhisselam asayı vurmuş, taştan su çıkarmış. Bu işaretle ki ey beşer sana yol açık. Sen de böyle bir alet yapabilirsin. Vurduğun zaman suyu çıkarabilirsin. Petrolü çıkarabilirsin. Başka şeyler çıkarabilirsin. İstifadeye medar olacak. Süleyman Aleyhisselam 2 aylık mesafeyi bir günde almış. Beşere yol açık. Böyle bir makine yapabilir, bir alet yapabilir. Bir şey olabilir. 2 aylık mesafeyi bir günde alabilir. Şu anda 2 aylık mesafeyi bir günde alıyor mu beşer? Alıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki o mucizeler her asra baktığı gibi bu asra da bakıyor. Üstad bu asra baktırmış 20. sözde. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hatem-ül Enbiya, Resul-i Ekrem değil mi? Peygamberlerin sonuncusu, Risalet-i Nübüvvet'e, bütün peygamberlerin nübüvvetlerine cami, efsafına cami. O zaman onun mucizelerini anlamak için bu dördüncü nükteli işaretteki altı tane esası bilmek gerekiyor. Şimdi bu altı tane nükteli işaret var. Ben bunların hepsini okumuyorum. Aslında ben bunları bir cümleyle yazayım şöyle, bir cümleyle yazayım mı altı tanesini? Şimdi birincide ne anlatılmış? Mucizelere nasıl bakacağız yani mukaddime olarak? Ben bir cümleyle özetliyorum. Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatı Rabbaniye,
ve sanat-ı ilahiyesini gösteriyor o mucize. Birinci de bunu anlatılmış. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam beşer suretinde gelmiş, melek suretinde gelmemiş. Melek suretinde gelseydi her şey ki her şekilde bize önder olamazdı. Gelmiş gidiyor ta tasarrufat-ı Rabbani'yi, sanat-ı ilahiyeyi göstersin. Her biri birer mucizat-ı kudret-i ilahi olan, adiyat içindeki harikulade olan sanat-ı Rabbani'yi, tasarruf-ı kudret-i ilahiyeyi. Yani, tasarruf-ı kudret-i ilahi, şunu yanlış yazmışım. Tasarruf-ı kudret-i ilahiye. Yani Peygamberimizin 5. nükteli işaret ile 17. nükteli işaretler arasındaki mucizelerine nasıl bakacakmışız? Oradaki Cenab-ı Hakk'ın kudretinin tasarrufatına ve sanat-ı ilahiye bakacakmışız. Bir tane böyle bir cümleyle özetledim bunu. İkincisinde de Peygamberimizin Cenab-ı Hakk'ın konuşmalarının envana cami olmuş. Şimdi Peygamberimizin bir beşeri tarafı var. Bir de bunu anlattı. İkinci de nübüvveti var diyor. Nübüvveti itibariyle Cenab-ı Hakk'ın tercümanıdır. Ondan aldığı vahye sırf bir tercümandır. Onunla karışması yoktur. Vahiy de iki kısımdır. Bir, vahyi sarih. İkincisi de vahyi zimni. Vahyi zimni noktasında, yani vahiy gelmiş Peygamberimize. Peygamberimiz aynı nakletmiş, hiç karışmıyor. Bir de ikinci tür vahiy var. Vahyi zimni, gölgeli vahiy var. Peygamberimiz bu vahiy de karşıdaki muhatabın durumuna göre hakikati beyan ediyor. Yani hakikat Peygamberimize gelmiş. O hakikatin tamamını adama hemen söylemiyor. Onun durumu ne? Alim midir? Bedevi midir? İşte esnaf mıdır? Veya tüccar mıdır? Köylü müdür? Ona göre bir teşbih yapmış. Ona göre bir mecaz yapmış. Ona göre bir istiare yapmış. 5. nükteli işaret ile 17. nükteli işaret arasındaki mucizeleri anlamak için bunu esas yapacağız. Yani bazı mucizelere bakıyorsun, birine bir şey söylemiş. Peki bizi ne ilgilendirir? O mucizeye nasıl bakacağız? Orada bir teşbih var. Orada bir mecaz var. Orada bir istiare var. Yani vahyin kısımlarını bileceğiz abi. Vahyin kısımları. Bir vahyi sarih. Vahyi sarih. Bir de vahyi zımni. Bu zımni vahide ne? Teşbih var. Mecaz var. İstiare var. Karine var. 5. nükteli işaret ile 17. nükteli işaretler arasındaki mucizelere baktığımız zaman tasarrufat-ı kudret-i ilahiyi göreceğiz. Sanat-ı ilahiyi göreceğiz. Cenab-ı Hakk'ın Peygamberimizle konuşmalarını özellikle şu vahyi sarı ile vahyi zimniyi orada ayırmak gerekiyor. Oradaki teşbih nedir yani? Oradaki mecaz nedir? Oradaki karine nedir? İkinci de bu. İkinci esasta. Üçüncü esasta da naklolunan haberler nereden bileceğiz ki doğrudur? Yani nasıl bileceğiz doğrudur? Burada diyor ki tevatür iki kısımdır. Sarih tevatür, diğeri manevi tevatür. Yani gelen rivayetler ya senetli olarak gelmiş bize o zikredilen ya da manevi noktadan gelmiş, manevi tevatür. Yani bir cemaatin huzurunda olmuş, 1500'ün huzurunda olmuş, bir kişi rivayet etmiş. O 1500'ün rivayet etmemesi onun sıhhatine zarar vermez. 1500 kişi kuvvetindedir diyor. Yani ya sarih tevatür ya da manevi tevatür. Evet, ben oradaydım. Yani birisi, herkes oradaydı deyince evet. Onlar da ses yapmaz. Evet, evet. Tabii. Şimdi buna bir noktayı nazar şöyle. Sarih ve manevi tevatür. Mesela Risale-i Nur'da burada zikredilen meselelerde nakli sahih kat'i ile o rivayeti zikrediyor ya. Nakli sahih rivayetiyle bunun senedi var. O zikrettiği meselenin. Ama bazı yerde diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş ki. O ferman ettiği şeyin senedi yok işte. Birinde senet var. Çünkü nakli sayı katıyla zaten söylüyor. Ekser Buhari ve Müslim'den rivayet edilmiş. Buhari'de görmek sahabeden işitmek gibidir diyor. İkincisi de bu. Dördüncüsünde de bu şimdi çok enteresan. Dördüncü esasta ne anlatılmış? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın istikbalden haber verdiği bazı hadiseler cüzi birer hadise değil, belki tekerrür eden bir hadise-i külliyeyi
cüzi bir surette haber verir. Peygamberimizin istikbalden haber verdiği hadiseler cüzi değildir abi. Tekerrür eden, yani tekrar eden külli bir hadisemiş. Her asırda neyi varmış? Masadakı varmış. Dördüncü esas da bunu anlatırım. Yani biz beşinci nükteli işaret ile 17. nükteli işaret arasında peygamberimizin istikbalden verdiği haberler var ya, onlara nasıl bakacakmışız? Cüzi olarak bakmayacak, sadece o hadise için değilmiş. Her asırda tekerrür eden bir hadise olarak bakacakmışız. Şu anda da bunun şeyi varmış yani. Yani ona o kanuniyetinin içine giren fiiller var. Üstad dedi ki böyle bakacaksın. 6 tane mukaddime yaptı ya, nasıl bakacağız? Bu şekilde bakılacak yani. Cüzi bir yani hadise değil. Oldu bitti değil. Değil. Nasıl 20. sözdeki peygamberi oldu bitti de devam ediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın istikbalden haber verdiği mucizeler de böyleymiş. Beşinci de, dördüncü de bu anlatılmış. Beşinci de ne anlatılmış? Burada da La ya'lemul gaybe illallah. Sırrınca kendi kendine gaybı bilmezdi. Belki Cenab-ı Hak ona bildirirdi, o da bildirirdi. Şimdi bu nükteli işaretler arasında, 5 ile 17 arasında mucizeler var ya, bazısını çok tafsilatlı var, bazısı bir cümleyle izah etmiş, bazısına teşbih yapılmış, bazısına mecaz yapılmış, istikbalden haber verdi. Gaybi Allah'tan başka kimse bilmez, ancak Cenab-ı Hak ona bildirirdi, o da bildirirdi. Yani Allah o kadar bildirmiş ona, o da o kadar bildirmiş. Yani neden bu ehemmiyetli meseleyi çok izah etmemiş de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, başka böyle ehemmiyetsiz gözüken bir mesele var, o kadar tafsilatlı olmuş. Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği kadarmış. Cenab-ı Hak bildirdiği kadar. Öyle bakacakmışız, bir madde de bu. Bildirdiği kadar bildirmiş. Bildirmiş yazdık. Altıncısı da neymiş? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 3 tane şahsiyeti var. Burada anlatılmış. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ahval ve efsafı siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o efsaf ve ahval-i galibi beşeriyetine bakar. Halbuki o zat-ı mübarekin şahs-ı manevisi 1 ve mahiyet-i kutsiyesi 2 o derece yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarih kitaplarında beyan olan o vasıflar o iki yüksek bağlı akamete uygun gelmiyor. 3 tane şahsiyet var. Mesela 1 beşeri, 2 nebevi, 3 mahiyet-i kutsiye, yani kainatın çekirdeki aslisi. Şimdi mucizelere biz bakarken böyle bakacakmışız. Şimdi peygamberimizin bu ileriki, burada da örnek vermiş bu 6. esasta. Şimdi diyor ki peygamberimiz Bedir, Gazve-i Bedir'de Cebrail ile Mikail iki muhafız gibi peygamberimizin yanındaymış. Aynı peygamberimiz bir bedevi ile at alışverişinde 40 para için pazarlık yapıyor. Ve de o peygamberimiz diyor ki burada bir tek şahit olan Huzeyfe'yi göstermiş. Şimdi Cebrail ile Mikail var hem Bedir'de, böyle bir şahsiyeti maneviyesi var. Hem de aynı peygamber bir bedevi ile at alışverişini yapıyor. Peki şu 3 şahsiyetini bilmek bize ne kazandırır? Üstad diyor ki bir kimse, bu aşağıda söylüyor, bu 3 şahsiyetini bilmezse ya hürmetsizlik eder ya da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında şüpheye düşer diyor. Şimdi Şialar, Vehhabiler, Muhammed de bizim gibi sıradan bir insan diyor. Evet, Muhammed de bizim gibi bir beşer ama bizde olmayan 2 tane şahsiyeti var onun ayrı yani. Bir nebevi şahsiyeti var, bir de mahiyet-i kutsiyesi var. Yani bir şahsı manevisi var, Cebrail, Mikail yanında muhafız, bir de beşeri bir şahsiyeti var. O da bizim gibi yer içer, soğuk ve sıcak, zahmetini çeker yani. Mucizelere bakarken bu 3 şahsiyetini bilmek gerekiyor ki, bak burada söylüyor, hürmetsizlik edilmesin, şüpheye düşünmesin. Nasıl yani bir anda Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitti, oradan 7 kat sema, oradan Allah'la görüştü, bir anda geldi. Yani şu şahsiyetlerini bilmezse insan şüpheden hali olmaz yani. Çok büyük teslimiyet olacak ki kabul etsin yani. Şimdi bu 6 tane esas yaptı bunu. Biz birer cümleyle özetledik. Uzundu bayağı da. Ne için bu 6 tane esas? 5. nükteli işaret ile 17. nükteli işaretler arasındaki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın
Ne anlatılmış? Bir cümleyle özetliyoruz. Abi. Mucizatının nevi anlatılmış. Nevi. Mucizatının nevi. Nevleri yani. Bu mucizatının nevlerini anlamak için şu altı nükteli altı esas mukaddim olarak onları bilmek gerekiyormuş. Böyle bakacakmışız. Özellikle istikbalden verdiği hadiseler. Onları bir A4'e böyle bir çiz de böyle. Tamam. Yani şu anda kesik kesik yaptın ya. Biraz kalemimi yaz. Evet yapayım. Tamam, onu şey yapalım. O renkli böyle güzel o cümleleri tamamla. Şimdi bir ben böyle... buna birkaç tane örnek yapacağım. Yani şu altı tane esası uygulayacağız. Ben şimdi bunu sildim şurayı. Bizim noktayı nazarlarımız ücretsiz abi ya. Öyle mi? İnsanın kalitesini yükselten noktayı nazarını değiştirerek mümkün. Evet, yani bu Risale-i Nur ismi azama mazhar ya, ismi azama mazhar olduğu için yani müteaddit vecihlerden bakmak gerekiyor. Özellikle hakim noktasında yani böyle bak, şöyle bak, böyle bak, enfüs bak, afak bak, layıkalardan bak, üstadın hayatından bak, biliyorsan tarihten bak. Yani aynı hakikati çok bakman gerekiyor ki. Yani sen okumaktan, evet okuyoruz biz, işte mana meratibine değinilsin yani. Yani sadece mübarek bir eser olarak kalmasın, şu an herkes evet biliyor ama aksiyon yok yani. Yani onu harekete getirecek olan mana meratibidir yani. Faaliyet hareketi yaptıracak. Evet. Şimdi ben örnek yapalım, 6 tane esası yazdık. Şu şeyi de anlatayım, şunu tamamlayayım. Şimdi 4. nükteli işarette 6 tane esas var mukaddime. 5. nükteli işaret ile 17. nükteli işaretler arasında anlatılan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mucizatının nevilerini anlamak için. Peki 18'de ne anlatılmış? 18 Kur'an-ı Kerim de ki ayetlerle beraber Muhammed Allah'ın Resulü'nün ispatı yapılmış 18'de. Kur'an-ı Kerim Risalet-i Ahmediye işaret etmiş. 19'da ne anlatılmış? Efsaf-ı İlahiye, Efsaf-ı Muhammed'i, yani Muhammediye aleyhissalatü vesselam, davayı nübüvvetin en parlak delili o zatta içtima eden ahlak-ı âliyedir. Muhammed aleyhissalatü vesselamın göstermiş olduğu ahlaklarla Muhammed aleyhissalatü vesselamın risaleti ispat edilmiş yani. 19'da o anlatılmış. 15 tane esas. Ahlak. Evet, ahlak. Yani ahlak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi risaletine kendisi şehadet etmiş. Nasıl şehadet etmiş? Göstermiş olduğu ahlakla yani. 19'da da bu anlatılmış. Bu şimdi ne oldu? 19. mektubun nazm-ı manisi. Yani üstad 19. mektubu ne anlatmış? Manaları nasıl dizmiş? Peki bunu şimdi biz önceki risaleyle, sonraki risaleyle de münasebetini kurabiliriz abi. Şimdi 18. mektupla 19. mektubun arasında ne münasebet var? 18. mektupta Velayet-i Sura ile Velayet-i Kübra'nın farkı anlatılmış. 18. mektupta. 19. mektupta ise Velayet-i Kübra'nın en büyük şahsı anlatılmış. Münasebet kuruyoruz ya, yani 19. mektubun 18. mektupta ne alakası var? Devam ediyor mesela. Velayet-i Kübra'nın en büyük şahsı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam anlatılmış. Onun risaleti Velayet-i Kübra'sı ispat edilmiş yani. Öyle tesadüfen dizilmiş. Değil. Peki 20. mektupta ne var? Velayet-i Kübra'nın en büyük şahsı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği en büyük ders, tevhid dersi azamiyet surede anlatılmış. Azamiyet mertebede anlatılmış. 20. mektup tevhidi azama anlatıyor. İsmi azam noktasında yani. Risaleti ispat edilen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu en büyük ders, tevhid dersi 20. mektupta o anlatılmış. 20. mektup, evet. Yani birbiriyle münasebetler yani. 20. mektupta o anlatılmış. Tevhid-i Azam suretinde anlatılmış. Bu manveş oldu. Şimdi bir şey örnek yapacaktık. Şuna, 4. nükteli işaretteki 6 esası nazara alıp, 19. mektuptaki 5. nükteli işaretlerine 17. nükteli işaretler arasındaki muzlar bakacağız şimdi. Birkaç tane numune yapacağız. Ben buraya notlarımı aldım. Evet.
Beşinci nüktede işaret. Değişik okuyacağım. Birkaç tane oradan, birkaç tane oradan. Şunu okuyayım, önce şunu okuyayım. İkincisi nakli sahih ile Hazreti Ali'ye demiş. Setukatilun nakithine vel kasitine vel mariqin. Hem vakayı cemel, hem vakayı sıffin, hem vakayı havariç hadiselerini haber vermiş. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nakli sahih ile, senedi var bunun söylediği sözü. Hazreti Ali demiş ki sen biatını bozanlarla, dinden dönenlerle, yanlış iştihat edenlerle, Kur'an'a yanlış mana verenlerle mücadele edeceksin demiş abi. Üstad da diyor ki vakayı cemel, vakayı sıffin, vakayı havariç bu şekilde o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın istikbalden vermiş olduğu hadiseyi tasdik etmiş yani. Şimdi dördüncü esasta neydi? Cüz'i birer hadiseydi. Her asırda tekerrür ediyor değil mi? Yapalım şimdi biz mesela Cemel vakası, Sıffin vakası var değil mi? Bir de havariç, yani hariciler. Şimdi Cemel vakası ne demek? Bu üstad bunu izah etmiş. İçtihadın da içtihatta isabet edenlerle içtihatta isabet etmeyenlerin mücadelesidir Cemel vakası diyor. İkisi de ehli cennettir. Evet kan dökülmüş ama içtihat etmişler. İçtihadında isabet eden bir sevap alır. İçtihadında isabet iki sevap alır. İçtihadında isabet etmezse bir sevap alır. Mesela Üstad Hazretleri zamanı nazara almış. Şartları nazara almış. Sakal bırakıp bırakmama mevzusunda içtihat etmiş. İçtihadında isabet etmiş mi? Etmiş. Buna iki sevap var. İki hasene var. Abi. İçtihat etmiş yani. Niçin durdun biliyor musun? Evet. İçtihat etmiş. Tabi biz içtihadında isabet ettiğini diyoruz mesela. Başka bir grup dese ki içtihat ettiğinde isabet etmemiştir diyebilir yani. Mahmud Efendi'nin. Diyebilir. Diyebilir yani. Şimdi yani ama niçin biliyor musun? Ben seni şuraya sevk etmek istedim. Evet. Mesela Mahmud Efendi Cemaati diyor ki sakalsızdı, içtihat etti. Sen diyorsun ki isabet etti. Nereden bileceğiz? Şuna, bu olayı en şeye kadar peygamberliğin en büyük vazifesi tebliğdir. Evet. Tebliğ nasıdır? İnsanlara hakikati ulaştırmaktır. Hangisi daha yardım ediyor? Yani zaman üstadı doğruluyor, fıtrat kanunları doğruluyor, evet. Rejim doğruluyor yani. Onun kabul edip etmemesi mesele değil aslında. Evet, aynen öyle. Yani fıtrat doğruladığı için. Şimdi Cemel vakası, içtihat edenlerle, içtihadında isabet etmeyenlerle mücadelesi ya. Evet. Bu her asırda tekerrür ediyormuş, bu asırda da var. Yani içtihat edenlerle. Her asırda içtihadında isabet edenlerle etmeyenler mücadele etmiş mi? Etmiş. Evet. Peki bu asırda var mı? Bu asırda da var. Bu şeyi de kurtarır biliyor musun? Mesela bazı Müslümanlar arasında kavgalar oluyor ya, evet. Hizmet kavgaları da oluyor. Bu içtihat farklılığından değil, hiçbirisi art niyetli değil. İkisi de ehli cennettir. Ehli cennettir ve bu olay güzel bir, bu olaylara, bu mesele ya, güzel bir lamba noktayla da yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ta 1400 sene evvelden ne yapmış? Bu günümüz hadiselerini ve her asırdaki hadiseleri nazara vermiş yani. Evet, yani içtihat etmiş. İsabet etse etmezse meselesi. Mesela sen şimdi diyorsun ki ya keşke böyle yapsaydı. Evet. Yok kardeşim bu içtihat etmiş. Yani içtihadında isabet eden iki sevap alır. Evet. İsabet etmeyen bir sevap alır. Cemel vakası. Cemel vakası bu. Sürekli tekrar ediyor. Şu an hizmette de bu manada çok olayın olması evet. Bu hadisenin delilidir. Delilidir. Yani bu birbirini itham etmek küfürle değil de evet. Budur. Ama yeter ki esasatta olsun. Evet. Yani zaten esasatı çiğnedikten sonra o evet. Zaten gelecek şimdi. Havarici veya başka bir mezhebe giriyor yani. Mesela bana buna ait bir şey söyleyeceğim. Böyle de bir şey olsun. Dediler ki işte sözler köşkü var, çay havuz var, şu var, bu var. Abi buna ne diyorsun? Ya niye kanaatımı soruyorsun yani? Bunu külliyatla meşgulsun ne diyor? Bak şimdi buradaki, burada içtihat yok. İçtihat yok. Niçin yok? Şeriat meselesi ise, yani dini bir hizmetse, ölçü edileği şeriyedir. O da haram. Haram karışıyor mu karışmıyor mu? Haram karıştırılan bir şeyde hiçbir hizmet masum değildir. Yani, bu unutma bu. Evet.
esasatı ve düsturu çiğneyerek yapılan hizmet, hizmet değildir. Ha, bu nurculara şu söylediğin. Mesela nurculuk faaliyeti ise esasat, zaruriyat, muhkemat ve musellemat. Yani laikalara uyuyorsa nurculuktur. Şimdi mesela adam kadın erkek sohbet ediyor. Bu şeriata uygun mu değil mi? O zaman masumiyeti yoktur. Ve hizmet değildir. Yani Allah razı olduğu şey değildir. Bitti. Burada içtihat yoktur. İçtihat nedir? İkisi de Allah hükmetmemiş olacak. O ikisi de şey bırakmış. Şöyle diyelim. Yani zaruriyatta içtihat olmuyor. Mesela şu nazari meselede. Mesela şu abinin içtihatını yapayım. Ben de yapayım. Ben kendimi. Dedi ki vakıfları hemen yetiştirip de şey göndermek değil. Büyük bir ne yapacaksın? Bütün vakıflar oraya toplanacak. Şehirleri göndermeyecek. İhtiyacı olanlar adamlarını buraya gönderecek. Burada yetiştireceğiz. Ondan sonra kendi adamlarını kendisine göndereceğiz. Benim içtihadım da yetiştirdikten sonra 10 sene sonra her şehire bir vakıf gönderelim diyordu. Evet. Tamam. O da şey yapıyor. Bu ikisi de caiz yani. Caiz abi. Yani haram değil. Mesela ama kadın erkek beraber bir ders yapalım yapmayalım. Burada işlet yoktur. İşte. Ve hiçbir derste masum değildir. Evet, geç sıfırına. Hüsvin Savaşı da Üstad bunu söylüyor. Yani mesele anlaşılsın diye gündelik tamam. Gündelik olaylarla izah et. Saltanat ile hilafetin mücadelesidir diyor Sıffin. Evet, saltanatla hilafet. Şimdi bu cüzi bir hadiseymiş. Hı. Dördüncü nüktede esas da bunu söylüyor. Hı-hı. Her asırda tekerrür ediyormuş. Bu asırda da var. Şu anda da saltanat ile hilafetin mücadelesi var mı yok mu? Var. Var. Şu anda ömde nasıl var? Hatta bir ara ben bir kaynakta şey yapmıştım da 1950'li yıllarda Kral Faysal mıdır? Hilafetin ilan edin de diğer Arap ülkelere otur dedi. Biz seni kabul etmiyoruz dedi yani. Hilafet battığı yerden çıkacak diye diğer ülkeler kabul etmemişti onu yani. Evet. Arap. Yani şu anda da hilafetle saltanat. Mesela şu anda çıkan o terör örgütleri neyi dava ediyor? Hilafeti dava ediyor. Evet. Hilafet. Saltanat mücadelesi şu anda da devam ediyor bu Sıffin. Evet. Sıffin devam ediyor. Şu anda peki bunlarla mücadele ediliyor mu? Ediliyor. Ediliyor. İkisi ediyor. Evet. Küfürle itham ediliyor. Üçüncüsü de havariç. Havariç ne? Bunlar da? Havariciler. Hariciler. Hariciler şu andaki Vehhabiler ve Şialar. Şialar. Onlarla mücadele et. Onlarla Hazreti Ali diyor ki sen mücadele edeceksin. Hilafeti de saltanatın. Genel manada Risale Nur, Neşr-i Hakaiki İmariye noktasında vazife-i ilafetin en ehemmiyetlisi bu yaptığı için 5. halife nazarıyla bakabiliriz. Bu saltanat, hilafet veya Kur'an'a yanlış mana verenler, hakikatlere yanlış mana verenler Risale mücadele ediyor. Evet. Yanlış mana verenlere. Evet. Mesela hariciler ne yapmışlar? Hakem olayında Hazreti Ali'ye demişler ki hakem Allah'tır. Tam savaşın kızıştığı anda Hazreti Ali manevra yapacak. Demişler ki hakem tayin edelim. Hakem tayin etmişler. Demişler ki hakem Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. 30 bin kişi ayrılmış abi. 30 bin kişi. Hazreti Ali iki yerde. Bir Nehruvan'da bir de tam diğerinci, Nehruvan'da bir de Harevra'da iki kere kılıçtan geçirmiş onlar. Üstad çoğu hafızdı diyor onlara. Yani Kur'an'ı biliyorlar fakat yanlış mana veriyorlar. Şimdi şu anda Kur'an'ı bilip yanlış mana verenler var mı? Var. Peki onlarla mücadele edenler var mı? Var. Bu cüzi bir hadiseymiş. Her azından tekrar ediyoruz. Kanuni devam ediyor yani. Evet devam ediyor. Şu anda da devam ediyor. Evet. Kendi cüzi şeyine göre hadise mana veriyor. Evet. Harici ya. Mana veriyor. Küçük kafasına göre almayınca bu hadis değildir diyor. Harici zamandaki karşılığı Vehhabilerdir, Şialar. Şialar. İkisidir evet. Evet. Tamam. Söyle. Bir tane daha okuyayım. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nakli sahihle ve mütevatir bir derecede bize vasıl olmuş ki minber üstünde cemaat-ı sahabe içinde ferman etmiş ki İbni Hasan'ın hada seyyidun seyuslihullahu bihi beyne fiyeteyni azimeteyni. İşte 40 sene sonra İslam'ın en büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit Hazreti Hasan radıyallahu anh Hazreti Muaviye radıyallahu anh ile musalaha edip ceddi emcedinin mucize-i gaybesini tasdik etmiştir. Yani Peygamberimiz minber üstünde cemaat-ı sahabe içinde ferman etmiş ki İbni Hasan'ın yani bu Hasan benim torunum hâzâ seyyudun kavminin başına geçecek iki ordu çarpışacağı zaman kendisi feragat edecek
Muaviye ile musala edecek yani. Evet. Yani Hazreti Hasan'ın Hazreti Muaviye ile o musalası peygamber dedesinin o mucize-i gaybesini tasdik etmiş. Ne yapmış? Kendisinden feragat etmiş. Yeter ki demiş. Mümin kanı, Müslüman kanı dokunmasın. İşte devlet-i İslamiye aileye bir zeval gelmesin. İnsanlar rahatça İslamiyet'i yaşasınlar. Ben feragat ediyorum demiş. Ne yapmış? Ondan sonra hilafet 30 sene 6 ay sürmüş. Ondan sonra saltanata geçmiş. Bunu mesela günümüzde uygularsak hiç düşünür nasıl uygulanır? Yani o nasıl hakikati devam ediyor? Yapabildi mi? Ben şöyle gördüm risaleten. Şimdi daha önce Araplarla Türkler beraber savaşıyorlardı. Değil mi? Şimdi araya bir fitne girdi. Ahir zaman fitnesi girdi. Ayrıldılar. Her an böyle birbiriyle mücadele edebilir. Mesela Araplar Türkleri ne olarak görüyor? Mürted olarak görüyor. Hı hı. Değil mi? En böyle Irak olsun, Suriye olsun. Gerçi şimdi biraz değil de eskidendi. Suudi Arabistan olsun, diğer şeyler olsun böyle görüyordu. Şimdi o aradaki o soğukluğu efendim giderip sükuneti, esenliği, o barışı sağlayan nedir şu anda? Risale-i Nur'dur. Şu anda bildir. İki orduyu, yani iki ülkeleri ne yapıyor? Birbiriyle musalaha ettiriyor yani. Müslüman kanı döktürmüyor. Şimdi burada bize bir noktaya nazar da, yani umumi hukuk, şahsi hukuktan daha ehemmiyetlidir. Hazreti Hasan radıyallahu anh bunu yapmış, kendisi feragat etmiş, umumi hukuku nazar i̇şte almış. İşte ben onun umurculukluğunu anlatacağım, iş yapacağım. Umumi şahsi hukukunu feragat etmiş. Burada şahsi hukukunu esas... Bize bir ders o zaman şu anda... Evet. Şu anda devam ediyor yani. Şu an, mesela uhuvvet-i İslamiye'ye, siyaset-i İslamiye'ye değil mi? Efendim şeriat-ı İslamiye'ye darbe vuran var mı cemaat? Var. Var. Fethullah işte. Evet. Bu ne yapacaktı böyle bir şey çıktığı zaman? Feragat edecekti. Yeter ki devlete, milletin siyasetine değil mi? Evet. Şeriat-ı İslamiye'ye, uhuvvet-i İslamiye'ye zarar gelmesin demesi lazımdı yani. Kendi mesela Türkiye'deki bir sürü cemaatler içinde bir cemaattır. Cemaatini esas alıp diğer İslam cemaatlerini hatta devleti bile kale almamış. Dedi, bu da ikincisiydi. Başka bir tane okuyayım. İşte nakli sahih kat'iyle, bu da nakil, ashabına haber vermiş ki, siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz. Hangi işarette, nükteli işarete okuyorsun bu, şimdi? Beşinci nükteli işaretler, beşte mi? Sayfa 101. Yani bu altı tane mukaddemeyle bakıyoruz. Onlara göre bakıyoruz. Hangisine girdiğini yazmış mısın? Onları yazmadım. Birkaç tanesini yazmışım. Hepsini yazmadım da. Keşke o 6 tane mukaddemeyi... Hangisine göre bakıyor? Evet. Bazen birine göre ikisine bakabilirsin, bazen üçüne, bazen tek birine bakabilirsin. Evet, yani o bakacaksın. Yani kanun bir silsile ya. Efal onunla bağlı. Yani böyle onunla baktırdığın zaman harika bir şablon çıkıyor. Bu sefer okuduk, yani harika, Allah Allah, Hazreti Hüseyin... Bak şimdi ne oluyor biliyor musun sen aramızda? Hazreti Hüseyin böyle yapmış, tamam hadi eyvallah. Yani onun... Hayatta hiçbir karşılığı yok şimdi. Tabii tabii. Ama böyle okursan, bak ne yapmış? Umumi hukuk için, şu şahsi hukukundan vazgeçmiş. Buradan ben de... Ben peygamberin seyidiyim dememiş. Torunuyum dememiş. Feragat edeyim. Bu da bana bir ders. Ben de öyle sıkışık bir durumda ne yapacağım? Ben dershanedeyim diyeceksin. Tamam mı? Ben dershanedeyim. Ya bu adam içtimaiyette. Ama yok. Fitne çıkacak. Ondan sonra belki de hak da senindi. Tamam kardeş diyeceksin. Tamam devam et. Bunu tatbikatını görürsek buradan alınması gereken ders alınmış olur. Yani zaten böyle okumamız gerekiyor. Yani Risale'yi nasıl okuyacağız? Müteaddit okuma şekilleri var. Evet. Biri de bu kendini muhatap. Evet. Hüsa Hazretleri, Geylan Hazretleri'nin Futuhul Gaybı'nı, İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatını öyle okudum diyor. Biz de öyle okuyacağız yani. Kendimizi muhatap edeceğiz. İşte dediği gibi altı esastaki, o dördüncü nükte işaretteki mukaddemeleri nazara alacağız. Hı hı. Biriyle bakılabilir, ikisiyle, hepsiyle de bakılabilir. Şimdi bir tane okuduk, dedik ki Peygamberimiz ashabına haber vermiş ki siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz. Hem Fethi Mekke, hem Fethi Hayber, hem Fethi Şam, hem Fethi Irak, hem Fethi İran, hem Fethi Beytül Makdis'e muvaffak olacaksınız. Hem o zamanın en büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının hazinelerini beyninizle taksim edeceksiniz. Haber vermiş. Hem tahminim böyle veya zannederim dememiş.
belki görür gibi katil ifade etmiş, haber verdiği gibi çıkmış. Halbuki haber verdiği vakit hicrete mecbur olmuş, sahabeleri az, Medine etrafı ve bütün dünya düşmandı. Demiş ki siz buralara Mekke'yi, efendim Hayber'i, Şam'ı, Irak, İran, Beytülmaktis'i fethedeceksiniz, oralara hakim olacaksınız. Hem de hiç kimse de yanında o kadar kalabalık da yok, düşmanları da çok, fazla sayıcı da çok değiller. Nasıl diyor? Mesela onu uygulayalım, hapishanede diyor ki, yani biz yaz yaz diyor ya böyle bana da, iki tane ihtiyar. Ya bu nasıl olacak? Keçeli demiş, içine geçirmiş. Bunu dünya okuyacak demiş. Oysa sürgünde. Kimse yok. Hiç kimse yok. İki tane tenekeci, Mehmet Efendi'nin yazdı. Ya yazıyoruz da ne olacak yani bu? Bütün dünya okuyacak diyor Risale-i için. Şimdi bu... Ha işte kanun. Evet, aynısı cüz'e devam ediyor. Üstad da ileride müjdeli haberler vermiş. Burada da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu bu fetihlerin aynısı her asırda cüz'iyatta devam etmiş. Bu asırda da var. Yani şu anda Suriye, Irak, Arabistan, Rusya, Avrupa Birliği, Amerika Muhammed Aleyhisselatü Vesselam demiş ki 1400 sene evvelden fethedecek demiş abi. Ama maddi sureti olur ama manevi sureti olur. Maddi olmasa da manevi suretinden fethedilebilir. Mesela Yahudiler nasıl Almanya'ya hakimdi? Sureten devletin ismi Almanya ama Yahudiler yönetiyordu. Rusya'ya. İsmi Rusya ama Yahudiler oraya da hakimdi değil mi? Daha Trotski gibi bir adamı başa getirdiler yani. Yani onlar hakimdi. Böyle de bir hakimiyet olabilir. Toprak noktasında da bir hakimiyet olabilir. Evet. İkisine de işaret var. Yani şu andaki o Suriye meselesinde tahminim abi yani o Musul, Kerkük, o Halep'in ta yakınına kadar bir Türk topraklarına katılabilir yani. Öyle de bir iki cümle var yani ileriki sayfalarda hem şu alarda. Yani öyle bir noktaya nazar yani tahminim. Zaten devletler eyalet gibi olacak İttihad-ı İslam'da. Oraları şey yapabilir, alınabilir. Başka bir misal, 6. nükteli işaretten, sayfa 105'ten. Hem nakli sahih kat'i ile ferman etmiş ki yahrucu min sakife kezzebu ve mübir. Yani ne demek? Sakif kabilesinden biri davayı nübüvvet edecek ve biri hunhar zalim zuhur edecek. Demiş Peygamberimiz. Yani Sakif kabilesinden iki kişi çıkacak. Biri nübüvvet dava edecek. Diğeri hunhar. Hunhar ne demek abi? Yani acımasız. Acımasız. Biri zuhur edecek. İki tane. Bir nübüvvet dava edecek. İki zalim bir adam çıkacak. İkisi farklı. Şimdi Peygamberimizin demesini nübüvvet davadan meşhur muhtar, yalancı peygamber, Sakif kabilesinden. Diğeri de 100.000 adam öldüren haccacı zalim. Bu iki şahıs Peygamberimizin istikbalden vermiş olduğu o haberi tasdik etmiş. Evet. Peki gel günümüze. Şimdi her asırda böyle olmuş. Günümüzde de var. Aynen. Nübüvvet dava eden kimdir? Mimsiz Kemal'dir. Beşinci şuada geçiyor değil mi? Kendi heykellerine serfuru ettirir diyor. Uluhiyet dava ederler diyor ya. Uluhiyet dava eder. Peki Sakif kabilesi ne? Ben onu bir araştırdım. Biraz baktım. Bu Arapların diğer kabileleri hakkında soyu belli. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kureyş kabilesinden, Haşimi, bu ta Adem Aleyhisselam'a kadar gidiyor. Ama bu Sakif kabilesinin şeyi yok. Böyle 2-3 tane ne olduğu belli değil. İşte bir şeye göre ya Ermeni görünümlü Yahudiler bir kısmı. Bir kısmı bilmem böyle bir acip bir tam net bir şey söylenmiyor yani. Ne oldu belli değil. Sakif kabilesi. Tam soyu yok yani. 2-3 tane öyle rivayet var. Sakif kabilesi. Peki Sakif kabilesinden nübüvvet dava eden kim? Yani diyor Ermeni görünümlü Yahudi. Ve Yahudilerin zalim de şey hunhar. Hunhar zalim. O onun kadar katletmemiş. Esasen katleden İsmet İnönü. O değil mi? Benim şahsi kanaatim o ikincisi var ya Haccacı zalim. Zalim. Şöyle şimdi Haccacı zalim hoca abi. Çok güzel hatipmiş, belagatmış. Çok güzel konuşuyormuş yani. Mesela bir emir vermiş. Kimse emrini dinlememiş. Vali ya. Çıkmış cuma hutbesine. Vaaz ediyor. Emrini niye dinlemediklerini soruyor. Diyor ki böyle başları gövdesinden ayrılacak başaklar görüyorum diyor.
Karşı tarafa yakın şey yapıyor. Hatipmiş, Kur'an-ı Kerim'de o harekelendirmiş. Çok Kur'an okurmuş yani. Hem hocalığı var, hem böyle bir dindarlığı var, aynı zamanda da zalimliği var. 100.000 adamı öldürmüş. Şimdi yani hem hoca vasfı olacak, hem bu manada şeyler olacak, bir de 100.000 adamı öldürecek. Bu kim? X yani. Hoca olacak. Hoca olacak. Hatip olacak. Hatip olacak. Aynı o tutuyor yani. 100.000 adam öldürecek. Peki nasıl öldürmüş 100.000 adamı? Bilemiyorsun yani. Başka şeylerde işbirliği yaptı, öyle mi oldu? Yani ben yüksek ihtimal veriyorum o yani. Çünkü çok uyuyor yani. Yani ben baktım o haccacı zalimin özelliklerine. Hoca uyuyor, alimliği uyuyor. Hatipliği uyuyor. Yani hepsi uyuyor. Çok acip hatip bir. Hatta edebiyat kitapları var. O haccacı zalimin, o Muhammed bin Yusuf, öyle uzun bir ismi var. Onun örnekleriyle dolu edebiyat kitapları yani. O kadar hatipmiş. Ve yani başka terör örgütleriyle taşeronun şirketi olur. Bizzat kendisi yapmaz. Evet, yapma. Onun eliyle yapar. Kur'an-ı Kerim'i harekelendiren de bu. Şimdi şöyle, bu adamları toplamış, alimleri. O zaman yeni fetihler oluyor ya. Demiş ki, oku bakayım sen Kur'an'ı. Okumuş. Oku bakayım. Alimleri toplamış yani. Okumuş. Bir de kendisi okumuş. Bak demiş, biz alimiz demiş. Hepimiz farklı okuduk, değil mi? Biz alimiz. Böyle farklı okuduk, farklı manalara gelen. Peki yeni İslam'a girenler, avamlar ne yapacak demiş. Bunu nasıl yapacağız yani, aynısını doğru okuyacak bunlar, aynı manayı verecek. Ne yapacağız demişler. O demiş ki, o zaman kıraat alim var, Asım. O da işlerindeymiş. Demiş, size vazife veriyorum. Bunu harekelendireceksiniz, çalışacaksınız, ben de içindeyim. Onlar da demişler ki, ya biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığını, Raşid Halifelerin yapmadığını nasıl yaparız biz? Kaçınmışlar yani. Yapmak istememişler. Demiş ki, fazla gürültü yapmayın demiş. Burada emirleri ben veririm, siz de uyarsınız. O manada şeyler söylemiş yani. Şimdi adamın zalimliği, bak eğer imanlı gittiyse, şu anda okunan bütün Kur'an-ı Kerimlerden, değil mi? Adama bir tane gidiyor. Eğer imanlı gittiyse. Evet. Haccac. Niye Haccac denmiş? Her sene hacca gidiyormuş yani. O yüzden de Haccac diyormuş yani. Haccac. Çok da hac ediyormuş abi. Haccacı zalim. Haccac o yüzden demiş. Her sene hac yaptığı için. Zalim hacı. Şimdi birisi demiş ya, Haccac böyle zalim, her sene hacca gidiyor. Demiş, günahlarını sıfırlatmak için değil. Ciddi zalimmiş evet. Hacca giden günahları sıfırlanıyor. Belki uyanıklık, şer'i bir hile yapabilir abi ya. O da olabilir. Ama çünkü kul hakkı affedilmiyor ya. Evet. Kula, Allah ile alakalı olan şeyler affediliyor. Kul hakkı duruyor. Şu mucize çok hoşuma gidiyor da şunu bir okuyayım abi ya. Çok harika bir. Hem nakli sayı katiyle ferman etmiş. Setuktelul kostaniyeti kostaniyetü fe ni'mel emiru ha ve ni'mel ceysuha deyip İstanbul'un İslam eliyle fetholacağını ve Hazreti Sultan Mehmet Fatih'in yüksek bir mertebe sahibi olduğunu haber vermiş. Haber verdiği gibi zuhur etmiş. Şimdi bunu nereden bakacaksın o altınlıklı işarete göre? Hepsine de bakılabilir abi. Fakat ben bu cüz-ü kül noktasından baktım. Yani bu nasıl tekerrür ediyor? İstanbul fethedilecek. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan. Onu fetheden asker, ne güzel asker. Böyle meal verilmiş yani. Peki şöyle diyeyim sana. Şehre girdiği zaman şehri Müslüman yapmadı ki hemen. Fethetmeyi. Bir fethettiğinin bir alameti var. Nedir abi? Fethettiğinin alameti şeydi, Ayasofya'yı camiye çevirmesidir. Gelecek zatın da İstanbul'u fethettiğini Ayasofya'yı camiye çevirmesiyle anlaşılacak. Bunu anladın mı? Anladım. Anlamadım.
Gelecek zat nasıl? Anlasaydın hayret ederdin. İlginçtir. Şehre giriyor. Evet. Şehir halına kafir. Nasıl fethettin? Yani gittin o orduyu soktun. Bu mu fethi? Onların mukaddes kaynağını, merkezini, yapısını değiştirdin. Ayasofya Camii. Çünkü Ayasofya kilise değil, simgedir, semboldür. Çok güzel, evet. Onu değiştirmiş. O zaman İstanbul onundur. Şu an Ayasofya neyse İstanbul onun elindedir. Eğer Ayasofya şimdi kilise ise Hristiyanların elindedir. Evet. Cami ise Müslümanların elindedir. Muze ise ne Hristiyanlar ne Hristiyanların elindedir. Evet, değildir. Güzel. Gelecek zat Mehdi'nin en büyük alametlerinden bir tanesi de Ayasofya'yı camiye çevirmesidir. Evet. Hüseyin Hazretleri iki tane sayıyor. Bir, Risale-i'nin serbestiyetine çalışılsın. İki, Ayasofya'nın ibadeti açılsın. Açılsın. Şimdi Risale-i serbestiyet oldu. Oldu. Diyanet basıyor zaten. Diyanet basıyor. Şu anda Ayasofya var. Evet. Ayasofya şey yapınca İstanbul'un da ismi de inşallah değişecek. İslam boldur. İslam bol. Evet. Şimdi neden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ankara dememiş, İngiltere dememiş, Londra dememiş, ondan sonra başka başka fetihler dememiş de Türkiye'nin içindeki bir vilayeti zikretmemiş de neden İstanbul yani? İstanbul'a Üstad Hazretleri 3-4 tane mana vermiş külliyetin genelinde. Birisi şu, okuyayım, İstanbul neymiş yani? Merak ettiniz mi abi? Merak ettim şimdi. İstanbul neymiş yani? Merkezi hilafet olan İstanbul'u 550 sene bütün alemi Hristiyani'nin karşısında muhafaza ettiren, İstanbul'da 500 yerde fışkıran Envar-ı Tevhid bir. Ve Merkez-i İslamiye'deki ehli imanın mühim bir nokta istinadı. İki, o büyük camilerin arkalarındaki tekkelerde Allah Allah diyenlerin kuvveti imanileri. Üç, ve marifeti ilahiyeden gelen bir muhabbet-i ruhaniyle cüz-ü kuruşlarıdır. Yani tutmuş yani İstanbul. İstanbul'un içeriğine bu dördünü saydı. Yani neden İstanbul? Alem-i İslam'ın Envar-ı Tevhid'i orada fışkırıyormuş. Efendim, mühim bir noktaya istinadıymış. Ondan sonra kuvve-i imaniyenin merkeziymiş alem-i İslam'ın. Üçüncüsü de marifet-i ilahiyeden gelen muhabbeti ruhanın cüş oruçları oradaymış. İstanbul Cenab-ı Hakk'ın cami esmasının masarıdır Hasan abi. Cami. Yani her şey var. Bu sahabelerin çoğunluğu da bu hadise mazhar olmak için buraya gelmişler yani bu fethi yapmak için. Evet. Çoğu burada 27 tane miydi öyle? Yok. Bayağı var sahabe. 300 mu dediler ya? Unuttum ya. Bayağı sahabe. Belki bilinen bilinmeyen çok var abi. Tabii ya. Evet. Fethiye gelmiş ya. Hatta bu biz Beyoğlu'na derse giderken o Halıcıoğlu'ndan gelirken dönüyorsa sağda bir kale var. Hı hı. Kalenin tam içinde bilmiyorum gördünüz mü? Tabii. Sahabe türbeleri var. Çok türbesi var. Şimdi İstanbul'a üstad 4 tane mana verdi. Başka yerde de şöyle söylüyor. Ben not etmişim. Ne mana var mı? Kur'an-ı Kerim'in hatırının altında. Ha, tamam şurada. Yani İstanbul neymiş? Üstad bir mana daha vermiş. Bakalım neymiş? Evet. O düşman memleketindeki pek karanlık uzun gecelerinden ve pek soğuk fırtına kışlarından kurtuldun. Bu güzel dünya cenneti gibi İstanbul'a geldi. İstanbul neymiş? Dünya cennetiymiş abi. İstanbul neymiş? 5 tane manası var Risale-i Nur'da. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam acayip bir şey değil mi abi? Demiş ki İstanbul fethedilecek demiş. O zaman. O zaman demiş. Mümkün değil. Neden demiş yani? Yani o fethedilecek yer bu 5 tane özelliğe sahip yani. Envar-ı Tevhid oradan fışkıracak. Alem-i İslam'ın nokta-i istinadı orası olacak. İşte marifet-i ilahi orada olacak. Muhabbet-i ilahi orada olacak. Azamet derecede yani. Dünyanın en güzel yeri de orası. Bunun enfüsteki manası da İstanbul'un bizdeki enfüsteki manası vicdandır abi. O 4 tane saydık ya. O 4 tane özellik bizdeki vicdana tekabül ediyor.
Yani o zaman şöyle, hani bu nerede hutbe-i şamide geçiyor ya, herkes kendi aleminde bir kumandan olduğundan cihad-ı asgarında, değil mi? Sünnet-i seniyyeyle muvazzaftır diyor. Yani kendi aleminde kumandansın ya, o zaman kendi vicdanını fetheden kimse, onu ibadete açan kimse, ne güzel komutan, kendisi komutan çünkü. Sen kendini idare edemiyorsun. Hani hadisin enfüse bakan manası var. Yani kendi vicdanını ibadete açan, kendi kalbini ibadete açan, değil mi? Onu fetheden, kendi vicdanını, kendi kalbini, ne güzel kumandan. Onun letaif askerleri ne güzel asker yani. Hani kalp bir kumandan gibi letaif askerlerle maksada gitsin diyor ya. Yani cüziyet, külliyet noktada baktığımız zaman enfüsteki karşılığı o. Kendi vicdanını, kendi kalbini fetheden ne güzel komutan yani. İstanbul'un bizdeki karşılığı o dört tane. O vicdandaki o dört özelliğe tekabül. Yani nokta-i istinat olması, envar-ı tevhid oradan, zihin. Neydi? Marifetullah'tı değil mi? Ondan sonra muhabbetullah diyor, marifetullah diyor. Dört tane sayıyor. Tam tekabül ediyor yani. Peki vicdansız insan olur mu? Demek ki şeysiz de, İstanbulsuz da şey olmuyormuş. Şimdi devam ediyor. Bir tane daha örnek yapayım mı? He, bir tane daha. Bir tane keseyim şunu. Bir tane daha şey yapayım. Bu da sayfa 137. Hatta iki tane yapayım. Bunu yapayım, bir tane daha yapayım. Hazreti, yani 137. Hazreti İmam Ahmed İbni Hanbel Ebi Said el-Hudri'den tahric ve tahsiye eder ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Katede İbni Numan'a karanlıklı yağmurlu bir gecede bir değnek verir ve ferman eder ki sana lamba gibi onar arşın her tarafta ışık verecek, evine gittiğin zaman bir siyah şahıs gölge göreceksin, o şeytandır, onu hanenden çıkar tardı. Katede değneği alır gider, yedi beyza gibi ışık verir, evine gider o siyah şahsı görür, tardedir. Yani Peygamberimiz Katede İbni Numan'a aleyhissalatü vesselam karanlıklı ve yağmurlu gecede bir değnek asa vermiş. Demiş ki bununla yolun aydınlanacak. Dikkat et, ikisini de tutun. Karanlıklı ve yağmurlu. Ne zikri diyor ki? Ha, o simge kullanacak. İşte, o karanlık ve yağmur devam ediyor. O karanlık ve yağmur nedir? Senin eli önünü şey aydınlatan bir asa olacak yani, bir şey olacak. O karanlık ve yağmur demesi, bu noktadan bakarsak bizim kendi içimizde bulunmuş olduğum asırdan fitneye ahir zamandır yani. Hilafetin, saltanatın şimdi kaldırılması. Karanlıkta insan görmez ama bir de yağmur oldu mu hepten, hepten etrafını kapatır. Şimdi böyle bir gecede bir asa vermiş, yolu aydınlanmış. Demiş ki sen evine git bu asayla, yolun aydınlanacak. Evinde gölge bir şahıs göreceksin. O şeytandır, onu çıkar. Şimdi o asa... Ne görmüş, ne evinde ne olacak? Gölge şahıs. Nerede olacakmış? Evde olacakmış. Ha. Sen de al bunu, bu asayı. Asayla görecek. Nur saçan, eve gideceksin. Bu asa, o sana, onun zıttı olan evinde bir gölge olacak. Asıl olmayacak. Gölge, evet. Gölge. Ha. Bakayım şimdi, ne bulmuşsun o gölgeyi? O asayı, değnek dediği Risale-i Nurlardır. Tamam. Çok güzel. O karanlık yağmur fitneye ahir zamandır. Onun o gölge şahıs, televizyon. Çok güzel, işte o. Şu an teknolojik internetler. Niçin gölge biliyor musun? Medya abi. Asıl değil. Asıl değil, gölge. Gölgeler. Onu çıkart diyor. Bu 25. sözde suret perest. Şeytanlıdır diyor. Şeytandır. Süfyan öldüğü zaman Deccal, ona hizmet eden şeytan dikili taştan bağıracak o öldü diye. Evet. Radyoyu işte şeytan aradan diyor. Şeytan. Çünkü şeytanın kumandasına girip kadınları da öyle diyor. Yani çıplak bacak kadınlar şeytanın kumandasına girmiş. Evet. Ehl-i imana o şekilde hücum ediyor. Çünkü o televizyondakiler asıl değildir, gölgedir, siyah gölgedir. Evet. Ne yapar? O insanların dünyasını karartıyor. Çok güzel bu. Gölge şahıs kimmiş? Televizyon. Televizyon, gazeteler. Gazete, gölge işte. Teknolojik şahıs. İşte evet. Cep telefonları. Kaçıncı sefer? 173 mi? 137. 137. Şunu da okuyayım. Hı. Son bitiriyoruz. 13. işarette. Aşırı İran şuradan alayım. Hazreti Ömer zamanında Ordu-i İslam'ın başkumandanı ve İran Fatihi
ve aşiri mübeşşereden olan Hazreti Sa'd İbni Ebi Vakkas diyor. Gazve Uhud'da ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o gün kafsi kırılıncaya kadar küffara oklar attı. Sonra bana okları veriyordu, at diyordu. Nasilsiz, yani okun uçmasına yardım eden kanatları olmayan okları verirdi ve bana emrederdi, at. Ben de atardım. Kanatlı oklar gibi uçardı. Küffarın cesedine yerleşirdi. O haldeyken Katade İbni Numan'ın gözüne bir ok isabet etmiş. Gözünü çıkarıp gözünün hadekası yüzünün üstüne inmiş. Bir ok gelmiş, isabet etmiş Katade İbni Numan'a, gözü yüzüne düşmüş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam mübarek şifalı eliyle onun gözünü alıp eski yuvasına yerleştirip iki gözünden en güzeli olarak hiçbir şey olmamış gibi şifa buldu diyor. Şimdi bu ok nedir yani? Gözün düşmesi nedir? Altıncı nükteli işaret vardı. Bir de ikinci nükteli işarette hani demiştik ya, vahiy iki kısımda. Vahiy sari, vahiy zimni. Vahiy zimni de teşbih var, mecaz var, istiare var, karine var. Yani o hadise her asırda tekerrür ediyormuş ama sen ona muhatap olabilirsen, nasıl o hadiseden kendine pay çıkaracaksın, ona göremiş o hadise tekerrür ediyormuş yani. Peki nedir o? Hani gözüne ok saplandı, düştü ya. Ben şöyle baktım bu hadiseye. Bu zamanda ehli imanın iki tane göz var ya, Allah'ı gören gözü fen ve felsefe, ok ve mızrağıyla düşürülmüş. Veraset-i nübüvvet ehli olan birisi ne yapmış? Almış o gözü, yerine takmış. Şimdi diyor ki eskisinden daha güzel görmüş diyor. Şimdi şu anda tarihte, eski tarihlerdeki yani Risale'den önceki tarihlerdekinden daha güzel insanlar marifet-i ilahiye, muhabbet-i ilahiye iyi görüyor mu? Görüyor. Diye böyle bir noktaya nazar. Şimdi dersimizi toparlıyoruz. Dersimizin başlığı neydi? 19. mektuba muhatap olmak. Mucizeleri nasıl anlayacağız? 19. mektubun manaları nasıl dizilmiş? Dedik işte birinci nükteli işarette Esma-i İlahiye noktasından Muhammed Allah'ın Resulü'dür ispatı yapılmış. İkinci de peygamberler noktasından Muhammed Allah'ın Resulü'dür ispatı yapılmış. Üçüncü de Enva-i Mahlukat. Yani ağaç gelmiş, demiş ki Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Kertenkele gelmiş, Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Enva-i Mahlukat Risalet-i Ahmet'i ispat etmiş. Dördüncü nükteli işarette 6 tane esas mukaddeme yapılmıştı. Niçin yapılmış? 5. nükteli işaret ile 17. nükteli işaretler arasındaki mucizeleri anlamak için. 6 tane esas mukaddemeydi. Evet, nasıl bakacaksın? 18'de Kur'an-ı Kerim anlatılmış. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle, Kur'an-ı Kerim'in nuzul zamanıyla beraber Muhammed Allah'ın Resulü'dür ispatı yapılmış. 19'da da Eshab-ı Muhammediye ile beraber Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Yani davayı nübüvvetin en parlak delili o zatta ihtima eden ahlak-ı aliyedir. Bu 19. mektubun manalarının dizilişi. O 3 tane şey neydi? Cemel, Sıfır ve Havariç. O hangi maddenin içindeyken açıldı? Şu 5. nükteli işaretle 17. nükteli işaretler arasındaki mucizeleri noktaya nazarlar olarak baktık. İçinden. İşte Cemel vakası neydi? İçtihadında isabet edenlerle isabet etmeyenlerin mücadelesi. Bu devam ediyor. Şu anda da öyle. Sıffin, hilafet ile saltanatın mücadelesi. Hariciler de işte bu zamanki Vehhabiler ve Şialar. Evet. Bunu şey yapalım da bir müsait zamanda da bu 5. şuanın nazm-ı manisini yapalım. 5. şuan. Çok güzel olur. Allah razı olsun. El Fatiha.